Merhaba arkadaşlar. Pinus pinea. Yani çam fıstığı. Ülkemizde yetişen 5 çam türlerinden bir tanesi de çam fıstığıdır. Her çam türünün kendine ait özel bir tohum yapısı vardır. Şu elimde görmüş olduğunuz arkadaşlar Pinus pinea, yani çam fıstığı tohumu. Bunları ben yazın parkta toplamıştım. Ve burada birkaç tanesini ektim. Ve görmüş olduğunuz gibi çıktılar. Ve bunları biraz sonra saksılayacağız. Onu da göstereceğim. Fakat önce size göstermek istediğim çam fıstığını çimlendirmenin kolay olduğunu göstermek istiyorum. Çam fıstığını çimlendirmemiz için öncelikle tabii ev içinde yaptığımız için çimlendirmeyi 12 ay rahatlıkla yapabiliriz. Çimlendirmek için kullanacağımız toprak 3'te 2 bahçe toprağı, torf kullanmıyoruz. 3'te 1 kum, çakıl karışımı. Çimlendikten sonra da bu toprağı saksı değişiminde de kullanabiliriz. Şimdi bize bir tohum. Bu tohumlar arkadaşlar çam ağaçlarında, yani fıstık çamında dallarının üstünde bulunan kozalakların içindedir. Bunları çıkardıktan sonra sert bir kabukla karşılaşacağız. Önce bu sert kabuğu dikkatlice açmamız gerekli. Bunu önceden ben çatlatmıştım. Fakat biraz uğraştıracak gibi mi? Hayır. Sert kabuğundan çıkardıktan sonra arkadaşlar bir bardak su, suyun derecesi oda sıcaklığı kadar ve içine atıp 2 gün bekletiyoruz arkadaşlar. 2 gün suyun içinde beklemesi gerekli. Burada 2 gün önceden suyun içine atmıştım. Bunlar ekim için hazırlar şu an. Şimdi arkadaşlar saksımızı toprağımız ile bir miktar dolduruyoruz. Hafiften bastırıp tohumlarımızı bastırmış olduğumuz toprağımızın üstüne aynı aralıklarla bırakıyoruz.
ve tohumlarımızın üstünü 2 santim kalınlığında toprağımız ile örtüyoruz. Ve sulamamızı gerçekleştiriyoruz. Sulamamızı gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar, saksımızın üstünü ne? Aksiliğe bak. Ayarlamıştım ama. Arkadaşlar ucunu kaybettim. Aksiliğe bak. Önceden ayarlamıştım fakat tamam. Tamam, kurtardık arkadaşlar. Şeffaf bir streç ile saksımızın üstünü kapatıp 20 derece oda sıcaklığında ışık almayan gölgeli bir kenara bırakıyoruz arkadaşlar. (20 derecede çimlenme süresi 2 hafta 4 hafta arası oynuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunları şöyle bırakalım. Sonra alırız. Şimdi arkadaşlar çam fıstıkları ilk köklerini derin attıkları için burada tahmini boy olarak şu saksıları seçtim. Tahminim boy kararı 3 saksı yeterli gelecektir. Şimdi arkadaşlar saksımızı toprak koymadan önce
tabana taş koyduğumuz zaman ileride saksı su birikintisi yaptığı zaman köklerimize zarar vermeyecektir. Tabana drenaj taşı koyduk. Ve sonra önce bir miktar toprak attıktan sonra bir kaşık yardımıyla arkadaşlar biraz da kendinden gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu da toprak. Söylediğim gibi uzun bir kök atacaktır. Şimdi arkadaşlar önce biraz kendi toprağını alt katmanlara koyuyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar kolay çıktı? Çektiğimiz zaman kökü hiçbir toprak yapışmadan kökü çıktı. Bir miktar kendi toprağından koyduktan sonra arkadaşlar bunu yapmamızın sebebi çünkü o toprağa alışmış durumda. Şimdi rahatlıkla saksımızı doldurabiliriz. Ve ara sıra da kontrol edelim. Tam ortal olması için. Saksımızı tam olarak doldurmuyoruz arkadaşlar. Saksımızın üst kısmından 3 santim kadar boş bırakıyoruz. Kenarlarından bastırıp diğer 1 santim kadar da beyaz veya isteğinize bağlı renkli çakıl taşları ile kattıktan sonra şöyle bir görüntü olacaktır arkadaşlar. Üst kısma çakıl taşımızı da koyduktan sonra rahatlıkla üstten sulamamızı gerçekleştirebiliriz. Evet arkadaşlar. Can suyumuzu da verdikten sonra
Kışı evin içinde, pencere kenarında, aydınlık, sıcak bir bölüme alabiliriz. Toprak arkadaşlar, su geçirgenliği yüksek, torf karıştırmadan kirli toprak olabilir fakat kum koyduğumuz zaman toprağımızın geçirgenliğini yükseltmiş olacağız. Şurada. 9. ayın 3'ü 2014'te ekmişim arkadaşlar. 5 tane 5'i de çıkmış. Boy olarak farklı farklı. Önce bu çıkmış boy olarak bakıyorum. Sonra bu. Sonra bu. Sonra iki tane küçük. 9. ayın 3'ü 2014. Sorusu olan arkadaşlar, merak ettikleri herhangi bir soru olursa veya kafalarına takılan herhangi bir soru olursa yorum bölümüne yazdıkları zaman kendilerine kısa zamanda dönüş yapacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.